Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak boynumun borcudur. Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te pembe boyalı bir evde dünyaya geldi. Küçükken uslu bir çocuktu. Süsünü içer, erken yatar, güzel güzel uyurdu. Her zaman tertemiz giyinirdi. Oyun oynarken bile kıyafetlerini kirletmemeye çalışırdı. Arkadaşlarıyla hiç kavga etmezdi. Komşuları onu çok severdi. Kendi çocuklarına hep onu örnek gösterirlerdi. Siz de Mustafa Kemal gibi olun derlerdi. Büyüdü, Atatürk oldu. Kendisinin de çocuk olduğu günleri hiç unutmadı. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri diyordu. Çocuklar büyüyecekler, ülkemizi onlar yönetecekler diyordu. Çocukları o kadar seviyordu ki, sevdiği insanlara hep çocuk diyordu. Kimseye Nuri, Salih, Latife diye isimleriyle seslenmiyordu. Anne baba yaşlarında olsalar bile herkesin çocuk diye çağırıyordu. Çocuklar hiçbir zaman sen çocuksun sus denerdi. Sen çocuksun baba karışma denerdi. Çocukların karşısına oturur. Onlara dikkat verirlerdi. Aklınıza gelen her şeyi söyleyin. Büyüklerinizle konuşmaktan hiç çekinmeyin. Ama sakın kimseye yalan söylemeyin diyordu. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir diye tembihliyordu. Çocuklarla arkadaş olurdu. Birlikte top oynardı. Onları omzunda gezdirirdi. Onlarla denizde yüzerdi. Vapuruna çocuklar için salıncak kurmuştu. Bazen kendisi de sallanırdı. Çocuk olmak ne güzel diyordu. Annesi ve babası olmayan çocukları kendi çocukları gibi korudu. Yoksul çocukları kendi çocukları gibi büyüttü. Onları en güzel okullara gönderdi. Pilot, mühendis, öğretmen. Büyüyünce ne olmak istiyorlarsa onu olmalarını sağladı. Mustafa Kemal Atatürk kendisine mektup yazıp merak ettiklerini soran çocuklara mektup yazıyordu. Fotoğrafını gönderiyordu. Görmeyen, konuşamayan, duyamayan çocuklar için okul açtı. Onların da gören, konuşan, duyan çocuklar gibi okuma yazma öğrenmesini sağladı. Mustafa Kemal Atatürk çocuklar hep mutlu olsun diye çalıştı. Dünyada ilk defa Mustafa Kemal Atatürk çocuklara bayram armağan etti. 23 Nisan'a çocuk bayramı yaptı. Her yıl 23 Nisan günü çocukların günü oldu. Çocukların hep çok mutlu olmaları için çalıştı. Dünyada çocuklara bayram armağan eden ilk lider oldu. Atam, bizler hepimiz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığıyız. Ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan bizleriz. Kendimizin ne kadar önemli ve kıymetli olduğumuzu düşünerek çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Atam, bizler hepimiz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığıyız. Ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan bizleriz. Kendimizin ne kadar önemli ve kıymetli olduğumuzu düşünerek çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Atam, bizler hepimiz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığıyız. Ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan bizleriz. Kendimizi ne kadar önemli ve kıymetli olduğumuzu düşünerek çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Atam, bizler hepimiz geleceğe bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığıyız. Ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan bizleriz. Kendimizde ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu düşünerek çok çalışacağımızı söz veriyoruz. Atam, bizler hepimiz geleceğin bir gün yıldızı ve ikbal ışığıyız. Ülkemizin aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan bizler, kendimizin ne kadar önemli ve kıymetli olduğumuzu düşünerek çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Atam, bizleri hepimizi geleceğe taşıyan geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığıyız. Ülkemizin aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan bizler, kendimizin ne kadar önemli ve kıymetli olduğumuzu düşündürecek çok çalışacağımıza söz veriyorum. Atam, bizler hepimiz geleceğin bir
Bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığıyız. Ülkemize aydınlık bir geleceği taşıyarak olan bizleriz. Kendimizin ne kadar önemli ve kıymetli olduğumuzu düşünerek çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Zaten bizler hepimiz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığıyız. Ülkemize aydınlık bir geleceği taşıyacak olan bizleriz. Kendimizin ne kadar önemli ve kıymetli olduğumuzu düşünerek çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Atam, bizler hepimiz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığıyız. Ülkemizin aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan bizleriz. Kendimizin ne kadar önemli ve kıymetli olduğumuzu düşünerek çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Atam, bizler hepimiz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığıyız. Ülkemizin aydınlık bir geleceğe taşıyarak olan bizleriz. Kendimizin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu düşünerek çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun.